Burası daha önce kavaktı gördüğünüz gibi. Ama HES kurulduktan sonra yılda 8. aylardan 15 gün suyu kesiyorlardı. 70-80 yıldır biz bu topraklardayız. Benim yaşım 53, burada doğdum, büyüdüm. Bu bölgede işte arazilerimizi işletiyoruz. Burası sulu arazimiz. Aksu Nehri ile sulanıyordu. HES kurulduktan sonra su tamamen HES'in kontrolüne geçtiği için burayı ekemedik. Burada benim dışımda Pazarcık'a kadar 20 kilometrelik bir alanda en azından 3-4 köy mağdur durumda. Mesela Musular var, başka köyler var, Şaluşan arazisi var. Ta Pazarcık'a kadar burada binlerce dönümlük araziler vardı. Buralara mısır ekiliyordu, pamuk ekiliyordu, domates bahçesi falan ekiliyordu daha önceleri. Ama HES olduktan sonra ekimi durdurdular çünkü su dengesiz geliyor. Gece saat 12'den sonra 3-4 saat suyu bırakıyorlar. Ve yazın işte kanal temizliyoruz diyerekten 15-20 gün yaklaşık suyu kesiyorlar. Kavaklarım kurumadan önce gittim, kaç sefer gittim. En azından 3-4 günde bir gün olsun suyu bırakın. Kavaklarımızı sulayalım, kavak kurumasın dedim. Kendileri hayır, biz ne zaman istersek o zaman bırakırız. Şikayetçi olacağımı söyledim. İstediğiniz yere gidin şikayet edin dediler. 2 yıl önce kurudu. Yani 8 yaşındalardı. 8-9 yaşındalardı. HES kuruluncaya kadar ağaçlar bayağı güzel besleniyordu. Yani güzeldi. HES kurulduktan sonra böyle dengesiz suyun akımı ağaçların büyümesini engelledi. Bazı yerlerde görüyorsunuz sanki 4-5 yaşındaki ağaç gibiler. Bu kuruyanlar şu an kendini göstermiyor ama yapraklıyken daha canlı gözüküyor. İşte HES'ten sonra tamamen burası bizim istediğimiz gibi sulanamadı. Ağaçlar istenilen su ağaçlara verilmedi. Ve azar azar her yıl kurumalar oluyordu ama öyle çok değil. Ama son yıl 15 gün 20 gün kesince 8. ayda ki en sıcak ay ve burası da kumsal bir bölge bu tarla. Burada 3 gün su kesildiği zaman hayat bitiyor. Yani en büyük ağaçlar bile kurur yani. Ki kavak da su ağacıdır. Buna 3 gün suyu vermediğimde de hemen sararır. 4. gün tamamen kurur. Yaprağını döker kurur. Kavakların şu an daha yüksek olduğunu duyuyorum. Çünkü kavak bahçeleri kalmadı çevrede. Hepsi işte iptal oldu. Suyun dengesiz olmasından dolayı kimse köylü de kavak dikemiyor. Şu an bu bölgede kavak diye bir şey kalmadı. Çünkü su kalmayınca. Öyle de olunca kavak fiyatları arttı. Hangisine bir fayda şey olacak ki diye şey ettiler. Kimse yani bu şey mağduriyetini kimse bildiremedi. Diğer köylüler de dahil. Burada 2-3 tane köy var Pazarcık'a kadar. En az buradan bu su, Aksu Nehri'nde faydalanan köylüler. Sulu arazileri vardı. Ve şu an kuru bir araziye döndü. Ve hiç kimse bu konuda dava açmadı. Gerekli yerlere kaymakamlık da olsa ya da ilçe tarıma olsa hiçbir yere başvuru yapmadılar. Dediğim ya gece saat 12'den sonra bırakıyorlar. Sabah saat 5'te kesiyorlar. O saatte çiftçi zaten uyumuş oluyor. Ben gece kalkıp da burada karanlıkta nasıl sulama yapacağım? Yani diyelim burayı mısır yaptım. Gece saat 12'de gelip sabaha kadar burada sulama 3-4 saatle burada 144 dönüm tarla var yaklaşık. 150 dönüme yakın tarla var. Ben gece yarısı 3-4 saat sulamayla nasıl bir sulama yapacağım? Zaten suyu tarlanın başına gelene kadar zaman da süreç de doluyor. Pek bir sulama olmaz. O yüzden de riske giremeyiz çünkü malum bir sürü masraf oluyor. Gübre, bider, tohum falan şu bu. Bunu ekmek kolay ama bunu yetiştiremezsek bir sürü masraf olacak. Zarara girmiş olacağız. En iyisi ekmemek. Hani derler ya kaş yapayım derken göz çıkarma gibi bir şey. Bir kişinin zenginliği mi önemli yoksa binlerce kişinin mağduriyeti mi daha mı şey? Bence buna bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Ya HES'leri yazın çalıştırmayacaklar, kışın çalıştırsınlar. Yazın tamamen çiftçiye bıraksınlar. O bir kişiyle çok para kazansın diye onu yüzlerce, binlerce kişi zarara giriyorsa buradan bir hesap çıkarmak lazım. Alternatif şeyler dediğiniz gibi var. Sadece HES elektrik üretmiyor. Yani güneş de elektrik üretiyor. Rüzgar türbinleri de elektrik üretiyor. Yani çareleri var. Ama bana öyle bir geliyor ki çok komik bir şey. Sadece bir kişinin çıkarı menfaati için binlerce kişinin de mağdur etmek bence akıl işi değil. Yani bu doğru bir şey değil. Yukarıda bizim 200 dönüm civarında arazimiz var. Fıstıklık yapmışız. Hepsi fıstık bahçesi. Ama
Buranın verimi eskideki yani HES kurulmadan önce buranın verimi oranın 10 katı yani. En az 10 katı. Tarla olarak belki oradan azdır. Yarısı kadardır. Ama verim olarak sulu arazi işlettiğimiz zaman oranın 10 katı. Ama şu an burası bitmiş durumda. Kuru bir çöl gibi. Hiçbir şey ekemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an tek umudumuz o yukarıda hiç beğenmediğimiz tarlayı şu an geçimimizi sağlamak zorunda kalıyoruz. Ama burası dedim ya oranın 10 katı verimli olan bir yerdi. Sulu arazi sonuçta. Ama şu an bizim gözümüzde bitmiş durumda. Bir çöl gibidir. Bayağı büyük bir mağduriyet var. Yani burada 6 kardeşim, bizim çocuklarımız da var. Gelecek çocuklarımız da burada ekmek kazanacaklar. Ekmeğini burada çıkaracaklar. Çiftçilik yapacaklar. Ama şu an burası bitmiş durumda. Yani gözümüzde hiçbir değeri yok. Çünkü susuz bir tarla. Ve sulanmada da bir mahsul ekemiyorsun. Yani bir şey yapamıyorsun. Domuzlar düşüyor. Çoban köpekleri düşüyor ve çok kıymetli o kangal köpeklerimiz, çobanların köpekleri en azından benim şahit olduğum 6-7 köpek, çok kıymetli olan köpekler telef oldu. Ve her yıl da mutlaka 8-10 tane domuzun girip öldüğünü söylüyorlar. Buradan en lezzetli balık, yani bu bölgede çok lezzetli bir balığı olan bir nehirdi burası, Aksu Nehri. Şu an hiçbir balık yok. Yani o suyu kestikleri zaman küçük göletlere birikiyor balıklar ve martılar ve de oksijensizlikten hemen ölüyorlar. Ve o 7 yıl boyunca burada balık bulamıyoruz. Yani yoktur yani. Küçük küçük balıklar oluyor, onlar da ölüyor. Artı buradan Pazarcık'a kadar çevre köylerin hayvanlarını suladıkları tek dere bu deredir. Aksu Nehri'dir. Gündüzleri su kesildiği için hayvanlar eve götürüp evde sulamak zorunda kalıyor köylüler. Aksu Nehri su yok. Burada da büyük bir zarar var. Yani sadece tarımsal olarak zararını düşünmeyelim. Yani hem balıklar telef oldu hem de hayvancılık da zorlaştı. Yani sen evde paralı bir suyu hayvanları için doyurmak nasıl? Akan giden bir sudan hayvanları sulamak nasıl? Böyle bir durum var. Hem hayvancılığa zarar oldu hem tarıma zarar oldu. Ve doğanın dengesi bozuldu. Bu dere yatağı yemyeşildi. Ağaçlar vardı, söğütler vardı, çınarlar vardı. Kurudular, yok oldular. Yani bayağı doğaya da büyük bir zararı var. Balıklar bitti. Biz eskide serpme ile balık yakalardık. 2-3 sefer atardık, 2-3 kilo yakalardık. Hemen hemen 3-4 günde bir balık yerdik. Ama şu an sabahtan akşama kadar dolaş, 2-3 tane balık yakalayamazsın. Burada da büyük bir zarar var yani hayvan balık konusundan. Balıkların hepsi telef oldu ve yaşanmıyor. Şu an balık bulamazsın.